Ali Saydam. Önce insan sonra bakan olmak. TV'lerdeki tartışmacılara, yorumculara bakıyorum. Konu iki eksende dönüyor. 1. Hala parlamenter sistem mi iyidir, başkanlık sistemi mi? 2. Başkanlık sistemini eleştirirken hangi ülkeyi nirengi noktası, benchmark alacağız? Aslında iki eksende de tartışmak boş. Birincisinin kararı, tanısanız da tanımasanız da millet iradesiyle verilmiş anayasayı değiştirecek ya da bazı idrak yolları iltihaplanmış akıl yoksunlarının hala umdukları gibi derbe yapacak güce sahip olmadıkça yeni sistemi sindirmek zorundasınız ya da en azından anlamak. İkinci eksende de Atatürk'ün o ünlü özdeyişini hatırlamakta yarar var. Atatürk'e o dönemlerde dünyaya hakim olma yarışındaki Amerikan Wilson demokrasisi ve Sovyetler Birliği'nin Leninist dünya görüşünden model anlamında hangisine yakın durduğu sorulduğunda verdiği şu yanıt bugün yaşadıklarımıza ışık tutmaktadır. Efendiler, bizim hükümetimiz demokratik bir hükümet değildir. Sosyalist bir hükümet değildir ve gerçekten kitaplarda mevcut olan hükümetlerin mahiyeti itibariyle hiçbirine benzemeyen bir hükümettir. Fakat milli hakimiyeti, milli iradeyi yegane tecelli ettiren bir hükümettir. Sosyoloji ilmi yönünden bizim hükümetimizi bu mahiyette ifade etmek gerekirse halk hükümeti deriz. Ne yapalım ki demokrasiye benzemiyormuş, sosyalizme benzemiyormuş. Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz, efendiler. Buna rağmen Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümeti uygulamalarının benzeşimlerini ille de batıda, doğuda arayan, bulamayınca da sistemi yerden yere çalmaya kalkan meğer ne kadar tutucu yarı aydınımız varmış. Zaman içinde paradigmaları değiştirmeyi, Başkan Erdoğan'ın Türkiye modeli dediği yönetim yapısına, Türkiye'ye özgü koordinat sistemi içinde bakmayı öğreneceğiz herhalde. Paradigma değişiminin son derece insani bir boyutuna bazı bakanlarımızın ilk açıklamalarında rastlamamız mümkündü. Bilinen şudur: siyasi olmak demek, siyasi iletişimi de otomatik olarak beraberinde getirmez. Bu öğrenilen bir süreçtir. Her şeyden önce kodlayarak konuşmayı öğrenirsiniz. Halk değişiyle kanınızdan konuşmayı, sonra üstüruplı yalan söylemeyi ya da her söylediğiniz doğru olsun ancak her doğruyu söylemeyin ilkesini nasıl hayata geçireceğinizin pratiğini yaparsınız. Eğer özel sektördeyseniz de böyle konuşmanın, seçilmiş davranış sergilemenin içinizden geldiği gibi değil de kontrollü olmanın eğitimini alırsınız. İletişimcilerin medya training dedikleri bu eğitim iletişim ve ilişki yönetiminin olmazsa olmazıdır. Şimdi size siyasetten gelmeyen bazı bakanlarımızın ilk iletişim pratiklerinden bazı örnekler sunalım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Seçimler bitti. 25 Haziran sabahı Facebook'a bir fotoğraf koydum. Ailemize ait çiftliğe gidip çizmeleri giydim. Pazar günü öğrendim bunu. Hangi bakanlık o bilmiyordum. Tayyip Bey ile konuştum. Yöneticilerini yaptığımız şirketleri sordu. Tarım Bakanlığı'nı beklemiyordum. Bizim bir çiftliğimiz var aileye ait. Orada biraz üzüm yetiştiriyoruz. Biraz zeytin var. Ufak bir zeytinyağı tesisimiz var. İki tane tavuk kümesimiz var. Biraz incir var. Her şeyden biraz var. O yüzden bu işin biraz matematiğini öğrendik. Harika değil mi? İkinci örneğim ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait. Bizim gazeteden refikimiz Kemal Öztürk kardeşimiz önce tweet atmış sonra da dün gazeteye yazmış. Artık dönüş yoluna girdik. Havaalanına gittim. Boş gördüğüm bir koltuğa oturdum. Yanımda bir hanımefendi sürekli telefonla konuşuyor. Çağrıların biri bitip öbürü başlıyordu. Şaşırmış halde bilmiyorum, inan bilmiyorum diye karşısındakini ikna etmeye çalışan hanımefendi işin başından açtığını fark etmiş olacak ki çağrılara cevap vermemeye başladı. Bir yandan da acele acele eşyalarını topluyordu. Hanımefendi ne oldu dedim ilgiyle. Sempatik ama kargaşanın içine düşmüş bir halde herkes beni arıyor, bakan oldun diyor. Bilmiyorum diyorum, inanmıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığına çağrıldım, oraya gitmem lazım. Ama telefonlardan şoför arkadaşı çağıramıyorum gidip öğreneceğim külliyede ne olduğunu artık. Kendisi de dahil hepimiz bir yandan gülüyoruz, bir yandan şaşırıyoruz, bir yandan da gerçekse diye soruyoruz. Sonradan anladım ki açıklamanın geç başlamasının nedenlerinden biri de yeni ticaret bakanının cumhurbaşkanla ulaşmasını beklemekmiş. Önce insan sonra bakan olmak böyle bir şey herhalde. Sadece kökü kazınmakta olan bürokratik oligarşinin değil, devlet yöneticisi profilinin de değişimini keyifle izlemek nasip olur inşallah.